Bonjour herkese. Ne yapıyorsunuz? Şık şık şık. Yok, kendi girişim yapacağım. Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Şık şık. En sevdiğim içeriye geldi sıra. Yemek. Fransa sokak lezzetleri. Küçük restoranlara da gireceğiz. Çünkü burada fast food atıştırmalık dediğiniz şey neredeyse hiç yok. Ay. Arabayı da şuraya park ettik. Arabanın öndeki çiçekçinin fotoğrafını çektik. Kendimize konum gönderdik. Bu arada burada park etme işleri çok sıkıntı. Çok para. Çok paralı, 45 dakikası 4,5 euro. Yabancıya ama. Visitorsa. Adam turist yolluyor hocam. Hadi gidelim. Tın. Fransa yine bildiğiniz gibi. Bakın, menajerimi aradığının çekildiği yer. Öyle mi? Atma be. Hepsi birbirine benziyor diye. Vlogu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Fırat'ın dolandırılışları. Olmayan Ferrari'siyle yaşadığı mutluluk. Kırmızı kapılar, yeşil kapılar, çok güzel kapılar var. İçeride ne oluyor abi? O ne ya hakikaten? Ne diyorsun ya? What is this man? Çikolatacı aşkım burası. Ne? O çikolataymış o. Adam çikolata. Şuraya bakın. Wow. İnanılmaz kokuyor. Bu kokuyordur Ceyda. Kokmuşsun yavrum, durduğun yerde kafan kokmuş. Bunlar da çok güzel. Evet. Bu benim zayıf noktam. Ben bunların hepsini merak ediyorum tadını. Bence merak etme çünkü şu kadar şey 24 euro. Ne? Hani çikolataya bile sanat yapmışlar. Neyse, çok açım şu an. Yani şu kırmızı kapının önünde beni bir çek ya. Abi biz sokak lezzetleri çekiyorduk ya. Olsun. Çekeyim. İlk mekanımıza geldik. Şef Ales miyam miyam. Nam. Yummy yummy demek olabilir. Miyam miyam bayağı met etmişler. Hafif krepimsi bir dürüm yapıyor. Of. Hep beraber göreceğiz. Evet. Aynı zamanda tostları da çok iyi. Sandviçleri de çok iyi. Şarküteri de iyidir biliyorsunuz Fransızlar. Bakar mısınız? Şurada tam bir beni bir çek aynası. Dışarıdan inanılmaz görünüyor bu arada. Şu görmüş olduğun şey. Bu ne abi? Muhteşem kokuyor. Hi. Hi. We want your special. Sandwich? Huh? Crepe. Crepe. Yep, yes. Hmm. Salty or sweet? Salty mi? Sweet mi? Salty. Salty. All I have pork, right? We change it beef. So, number one with beef. Or? That's it? That's it. So take away. Yes, okay. Take away. Can I have them, please? Fırat. Yes. Yep. Merhaba. Merhaba. Are you from Istanbul? Yes. Yes, Istanbul. About 10 minutes. Okay. Fırat diye arkadaş varmış, anladın değil mi? Duymadım, ben o sırada şimdi şeylere önce bakıyordum. İsmini kodladım. Fırat dedim. Türk müsün dedi. Evet dedim. Ha, evet. O zaman bu I dedi. Benim Fırat diye arkadaşım var çünkü dedi. Ha, duymadım orayı. Ondan sonra? İçeri bir girdim, dehşet güzel bir koku var. Evet. Çok merak ediyorum şu an. Kaç para tuttuğunu söyleyeyim. Tabii pahalı. 15 euro. Şef Alaz nyam nyam. Tatlısı da var Şef biliyorsun. Şef Alaz nyam. Tabii ha. Tatlı krep de vardı. Biz, ha, biz tuzluyu seçtik. Tuzluyu tabii seçtik. Evet. Duydum, evet. Böyle bir koku geldi. Yok ki yani. Çok güzel. Kokusu inanılmaz. Evet. Şuraya bakın. Fazla elinize bulaşacağı için inanılmaz bir peçete verilmiş. Sokak lezzeti diye sokakta yiyelim dedik. Bakın şöyle bir şey. İçi bir dolu bunun aslında ama dibine doğru. Bu bir krep cinsi. Bayağı etli. Çok değişik bir şey. Oo, içinde yeşillik de var. Beğendiniz mi hanımefendi? İnanılmaz güzel. Çok değişik. Çok güzel bir yemek. Çok güzel, evet. İçinde çok fazla şey var burada. Malzeme var ama belli etmiyor kendini. Evet. Görüntü olarak yani. Bu arada resmen pastırma koymuş içine. Evet evet. Kayseri'den almış abi, söyledi bana. Kayseri'den özel getirtiyoruz dese ya bize mesela. Şu ne mesela? Bu, ne bu? Ben mısır zannettim de değilmiş. Yanık tadı var. Çok değişik bir şey. Ben bir kere daha sorayım mı? Sonra zaten başka şeyler çekeriz. Net böyle hani insanın aşerip hadi gidelim abi yiyelim ya diyeceği şey bu. Evet evet, çok iyi. Oh. Çok doymadı, ağa çekimimiz var diye Antep'ten aç döndük. Şimdi yalnız yolumuz uzun. Hmm. Şimdi bir tane sokak lezzetleri pasajına gideceğiz. Bayağı uzun. Yaklaşık olarak şurada. Burası daha çok Arap yemekleri. Çiçekli su mu onlar? Benim gözlerim mi görmemeye başladı artık? Aşkım ha, arkasında çiçek, çiçek var. Çiçekli su zannettim. İtalyan lezzetleri varmış. Bakın makarnalar ve şeyler. Evet, Kore yemekleri. Zaten arkadaşlar da Koreliler. Hatta bakın hazırlanıyor. Video. Oh nice. It's a Korean food, right? Hocam anlıyoruz biz. Oo, karşıda da bir tane restoran varmış bak. Oo, pizza falan İtalyan restoranı. Burada daha çok hızlı tüketilecek şeyler var ama. Fast food. Bir de burayı da çek. Lübnan yemekleri, evet. Bu tarafta İtalyan yemekleri yine devam ediyor. Aslında sağlı sollu. Peynirciler. Tabii biz bir Fransa olarak peynir cenneti. Burası da bizim oralara yakın bir şeyler. Arap mutfağı. Şuradan hafif baklavamız çalınmış. Değişik. Değişik duruyor yani. İmam bayıldı var. İmam bayıldı mı?
Karnı yarık değil mi? İmam Bayıl değil mi ya? Baya karnı yarık yapmışlar. Yemezler yavrum. Bakayım değişik bir sebze bir şey var mı? Yok. Şu kara indiba değil mi bu? Kara indiba. Ama beyaz. Olmamış yavrum bu domatesler. Amca olmamış domatesler olmamış. Yavrum gel size Çanakkale'den domates. Geldik. Şu sağındaki yer çok ilginç bir şey yapıyor. Burası mı? Şef Wagner, Au Coin Bio denilen yer. Burası Coin'ci mi gene getirdin bizi? Hayır ya. Bir çeşit pizza. Hi. It's a pizza, not pizza right? Sekiş. Sekiş. Kiş, kiş. Ha kiş. All of them have pork? It's no. Okay. Vegetable. Ha vegetable. Vegetable. One piece. One piece. Yes. Kiş var mı ya bizim orada? Var tabii canım. Omuzum her yerde var. Ben hiç görmedim, hiç bilmiyorum. Çünkü vejetaryen olduğu için bilmiyorumdur. Kiş gebilseydin ama işte haberin yok bazı Bakalım kişi yeseydik diyebileceğimiz bir lezzet mi senin için? En azından devam edeceksin yani. Hayır canım bu şey gerçek bir ton. Aslında ben burada Kore yemeklerini de çok merak ettim. İstersen yani. Bir tabak kap gel kendine bir Kore yemeği. Ya ama ne anlamı var şimdi Fransa'da Kore yemeği yemenin? Saçma işte. Bizim pazarlarda da böyle yerler var. Gözlemeler, kekler, dolmalar. Hiç gittin mi böyle bir var yerde? Var aşkım da böyle yemek pazarı dediğin sus. Şeyle masum. Buradan Fransızlar eğer gelirseniz bizim ülkemizde pazarlarda var böyle şeyler. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Fransa'ya kadar geldim şimdi ve vejetaryen bir kiş yiyeceğim. Ben de kadına diyorum ki bunların hangisi etli? Ama olu vejetaryen, olu vejetaryen diyor. Arkadaşlar kiş böyle bir şey. Kiş de güzel değil bence. Altın gününde hanımlar ortaya serer. Ortaya serer değil mi? Çarşaf hani böreği mi bu? Ama öyle bir tadı yok mu? Hayır. Aşkım senlik bir şey değil tamam. Etli kiş yok mu ya? Kişke olsaydı. Ben bir de latte söyledim neden bilmiyorum da çok saçma. Evet canlar şimdi de ekler yemeye geldik. Ekler Türkiye'de çok satılan bir şey. Çok bilinen bir şey. Ama aslında Fransızdır. Ekla dedikleri. Ekla. Ekleri yiyebileceğiniz en güzel yerlerden biri olan L'Eclair de Juni diye geldik. Yine küçük bir dükkan ama gerçekten güzel bir yer. Ceyda'cığım senin için getirdim. Evet. Dilediğin kadar eklerini ye, maskemizi takalım ve ortamlara heyecan akalım. Yardım. Heyecan yardım mı? Şöyle ben size mekanı göstereyim bari. Bana da bunu niye aldın ki? Böyle bir şey var mı? Bu ne abi? Düzgün takın. Hi. Gördüğünüz gibi eklerler daha uzun, daha ince, daha çeşitli. Makaron da varmış. Chocolate. Şefimiz de bu. Hani harbi şef yani. Seni gerçekten çok klas bir yere getirdim. Sen bakma. Çok güzel. Bunlar falan kutular mutlular. Bunlar ne? Mini cookies falan. Ha? Çok güzel kutuları var. Ay. I want this. Burada bilmediğimiz Antep fıstıklı bile var arkadaşlar burada. Şeyde Antep fıstığını almışlar. How much? 7 euro. How much? Ne kadar? 7 euro bunlar. Fiyatları aynı mı? Değişik. Mesela bak bu 7,5 euro bunun tanesi. Gerçi burası en iyi yeri ya. Ben şimdi bir yemişken en iyisini yiyelim diye şey yaptım. İçindeki malzemeleri yazıyorlar galiba. What is inside? It's coconut. Coconut. Bir tane coconut kesin. Coconut'la al. Bir tane çikolata alayım. Evet yani. İki tane alayım işte ya. 40. 40 euro. Öde yavrum o zaman. Çok pahalı çünkü sen öyle şey. 130 lira verdik bir ekrele. Bir parça ekler. Bu kadar lütfen acil euroyu düşürün. Teşekkürler. Abi ne yapacak bir şey yok. İçerik üreticisiyiz. Aldık. Yalanlar. Arkadaşlar mecburduk ya. Yani bunun benim böyle lezzet patlaması, benim böyle manyak yapması lazım ki ben bunu vereyim. Eğer değilse geleceğim buraya tekrar cıngar çıkartacağım. What's inside? I don't like it. Diyeceğim. Arkamızda masa tenisi oynuyorlar. Biz de parka geldik. 7,5 euro'luk ekleri parkta yiyeceğiz. Şimdi bu benim videom. Benim videom ne ya? Benim bölümüm. O zaman ben tadına bakacağım o zaman. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu böyle ekler mi olur ya? Isıramadı da bak sığmadı da ağzına. Fışık diye yanlardan fışkırdı. Bizim eklerle alakası yok değil mi bunun? Belli zaten tipinden. Türkiye'de bizi ekler diye bir şey ittiriyor, ekliyorlar ama ne olduğu belli değil. Fırat haberim espri yaptı Ceyda kızı anlamadı. Çok güzel. Vallahi mi kız? Ağlayacağım. Güzel olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Adana'dan çıkamıyor Adana kebap. Eklerin Fransa'dan Türkiye'ye düzgün gelmesinin ihtimali yoktu bakalım. Parasınız dibine kadar hak eden ama çok pahalı bir ekler. Ben de istedim. O krema üzerindeki çıtırlık mükemmel yapmış ya. Le akla bilmem ne. Ben kalanı yiyeyim mi? Hayır. Diğerine bakalım. Onu kim yiyecek? Belki ben. Şimdi bunu yiyoruz. Bunlar başka şeyler. Bunlar çok başka şeyler. Katmer'den daha mı güzel? Ne? Katmer'in yeri çok ayrı. Bence katmerle eşdeğer güzellikte bir şey ama. Hı-hı. Beğendim yani. Hı-hı. Bakabilir miyim ben de? Şu içindeki kreması mıraması ne alakası var bunun eklerle? Bir bunu yemeyeyim mi? Ye. Yuh, onu yeme. Onu çeyizime koyacağım. Şimdi minikler.
Müsaadenle çikolatalıdan başlamak Park istiyorum. Park Bahçeler Ekler Müdürlüğü. Dur bir dakika, sen niye başlıyorsun ya? Aşkım tatlılar benim işim ama bunu konuştuk. Ben bütün her şeyin yemeklerini sana veriyorum. Tamam ya. Paris'te parkta romantik bir sevgililer günü kutlaması gibi oldu ama sevgililer günü değil bugün. En iyisi o değil mi? Mükemmel, hayır en iyisi hala ilk yediğim. İlk yediğimiz çok iyi be. Bu biraz Eklere'ye benziyor. Biraz benziyor. Biraz Lidl. Şimdi bundayız. Limonunu çok sevmem. Abi altındaki şey çok güzel bir şey. Bana buradan çikolata aldırmadın ya, şu an gerginim acık. Lidl bir gerginim. Senin çikolatacının iyisine götüreceğim onu. Sana güveniyorum sonsuza kadar. Beni ilk karamelli eklerlecek. Hepsini yemesek mi? Çünkü içeceğimiz çok yer var. Tadına bakmamız gerekiyor için yiyordum ben. Tamam hadi peki. İstiyorsan yemeyeyim. Ye hadi. Öbürünü bırakalım ama. Aha. Anlamı ya ve. Le français de bon poids. Ama voici bir ünlü gamoleri. Ben Paris'e taşınıyorum. Antep'le parçasına gidip gelin. Bence bunu da yiyelim. Burayı tavsiye ederim Fransa'ya gelenler. Bir tane alın. Ağzının içinde bir şeyler patlıyor. Hı-hı. Lezzet o. Lezzet patlıyor. Isırdıkça ağzındaki acılık değişti. Değişik bir tata geçti. Nasıl yapmış bunu? Şeflik böyle bir şey abi. Kapatın videoyu. Bundan sonra sana İnanılmaz. Bir şey görmeye gerek yok. İnanılmaz. Ben seviyorum yavrum. Şurası çöp mü? Vallahi bilmiyorum Ceyda. Ben şey oldum, çarpıntım tuttu, öyle diyeyim, o kadar güzel. Ben gidiyorum. Aşık oldum herhalde. Şimdi arkadaşlar Fransız traditional yemeklerinden çok ilginç bir şey yemeye gideceğiz. Diyeceksiniz ki bunu yiyorlar mı gerçekten? Hadi gidelim. Öyle mi? Evet, otoparka geldik şimdi. Bir şey okut diyor bana. Sorry. Sorry mi? Aşkım makineyle mi konuştun? Yani ne bileyim ya, orada belki şeydir dedim. Bir şeye bastım da adamı çağırdım, adam... Hani bana ne oldu, bir problem mi var diyordur dedim. Yanlış bir şey basınca oluyor. Böyle bir sistem nereden çıkmış ya? Bayan navigasyona cevap veriyorum. Ayıp ediyorsun Ceyda. Fırat Albayram mükemmel İngilizcesini konuşurdu yetmemiş gibi kendini bir de robotlara kanıtladı. Ya abi tamam mı da yani. Neyse kapatıyorum, geldik. Gerçek bir Parisli gibi AVM'nin önünde oturduk. Oturduk evet, AVM'nin önündeyiz. Size harika bir şey göstereceğiz. Match Masters. Biliyor musunuz bunu? Aa, müthiş oyun ha. Bunu oynayın. Mert Denizmen var ya, cinayet üstündeki. Telefon oyunlarına bayılır. O indirtmişti bana ve çok eğlenceli bir şey. Match Masters'a özel Star Race turnuvası var. Bu turnuvayı kazanana iPhone Pro Max 13 Pro Max ödül. 13 Pro Max ödül veriyorlar. Ben girerim. Sen gir, bence senin telefonun biraz tırt. Benim telefonum birazcık tırt, evet ya. Benim telefonum sıkıntılı bu arada ya. Ben kazanırsam ne oluyor? Ha şimdi şöyle. Ben kazanırsam Ceyda, burada gideceğimiz yerden ne gelirse gelsin yiyeceksin. Öyle bir şey yok. Benim yemeyeceğim bir iki şey olduğunu ama bunu söyleştik. Şimdi, söyleştik. İşte ben kazanırsam yiyeceksin. Sen kazanırsan... Ben master olduğumu düşünüyorum. Bence kazanamaz. Yememe hakkın olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Sen kazanırsan yemez. Tamam. O zaman başlayalım. Round bear. Round bear. Başlıyoruz. It's not my turn. Benim turnum. Tamam. Evet. Güzel. Oba! Ha, öyle bir kadar da bir şey değilmiş ya. Ne bir şey yok? Bir şey yok mu Ceyda orada? Neyse. Görmüyorum ki. Görmüyorum. Vallahi gözüm görmüyor şu an. Nerede? Söyle çabuk. 2, 1. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Elime bakmazsan teşekkür ederim. Ben hayır. Benim turnüm. Aha. Evet. That's my. Bir şey değil Ceyda. Üçledin ya. Sus. Kart kullanmıyorsun ki sen. Benim kartlarım vardı. Niye kullanmadım? Acayip eğlenceli bir çok oyun. Çok eğlenceli ya. Oyun ya. Ya bu gerçekten güzel bir oyun. Kendilerine ayrıca bize sponsor oldukları için çok teşekkür ederiz efendim. Match Masters. Benim için Match Masters arkadaşlar. Baga Big Boys. Ceyda'cığım son hareketim hazır mısın? Geliyor. Öpmek istiyorum canım benim. İyi yarıştın. Çok memnun oldum. Kaldır koltuk altını, kaldır. Şöyle bırakayım şu telefonu sana. Yaşadık. Çünkü ben turnuvaya katılacağım. Belki de iPhone 13 Pro Max benim olacak. Look at this. Aha. Belki karşılaşırız ha. Gelin. Hı-hı. Evet, klasik Fransız yemeği yemek isteyenler için harika bir teklifim yok, harika bir yerim var. Nispeten uygun olan, yakınında AVM olan, AVM'ye gitmenize gerek yok. Daha çok Fransız yerlerinin tercih ettiği, şöyle sokağı bir gösterirsen. Çok da turistik olmayan mekanlar buralar. Yani biraz daha Fransa'nın gerçek dokusuna. Burası gerçek yüzü Fransa'nın, Paris'in. Ama güzel. Geldik, Lescargot Montreguet. Lescargot Salyangoz diye bildiğimiz ama salyangoz olmayan şeyin adı. Hadi girelim. Bu beni üzer mi üzmez mi şimdi göreceğiz. Çok güzel manzaralar var. Evet arkadaşlar, Ceyda'nın
Zeydan'ın cezası hazırlandı, geldi. Yanlış bir şey söylemişim. Biraz mutlu olabilirsin yanlış söyledim ama doğrusu da gelecek. Yani cezan ikiye katlandı, ikisini de tadacaksın. Hayır, bir şey konuşulmadı. O zaman onu tatacaksın, bunu tatman yok. Allah Allah. Ne ya? Niye bu güzel diye, değil mi? Bakın arkadaşlar. Güzel Ceyda, görünüyor sadece tabii ki. Ceyda sana güzel bir şey söylemişsin. Et işte. Göstermek istiyorum. Şöyle bir şey söylemiş Ceyda'cık. Ama asıl olay bu aslında salyangozdu ama patatesli. Şu içindekiler salyangoz işte. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yaparsam görünür. Kurbağabacığa yavrum, kurbağabacığa. Bunun da tadına bakacaksın Ceyda'cığım. Ben onun tadına bakacağım. Cezam benim buydu zaten. Hayır, senin cezan benim söylediklerim hepsinin tadına bakmak. Adamlar 100 yıldır yiyorlar bunu. Ki bu Trakya'da yenir biliyorsun, kurbağabacığa. Salyangozu da... Tamam, biliyorum ya. Evet, tabii ki de yani. Ayvalık'ta yiyorlar. Yani Türkiye'de yenilen şeyler. Kurbağabacığa yiyenler yoruma. Oo, sosu mükemmel ya. Of. Bebeğim bu. Bebeğim. Tadı çok güzel bir sosun. Tatsız bir tavukla birleşmesi gibi bir şey. Yersin. Ama şeyi yok yani. Hani abi gerçekten kurbağa yedim, çok ilginç bir şeydi demezsin yani. Zaten yediğin şeyler. Sıra sende. Bak hiç rahatsız olmayacaksın. Hazır ol. Elim titriyor, ben yapamayacağım. Hiç korkma. Yapacaksın. Cezanı çekeceksin. İçim titriyor, ben yapamayacağım. Hiçbir tadı yok. Tadı yok ya. Ne gerek var bunu yemeye? Sarımsağı basmışlar. Sosun tadı var, etin tadı yok değil mi? Bilmek çok kötü, ben yapamam. Titretme onu, titretme, yapma ya. Koy, tamam. Asıl sıramız geldi buraya. Gerçekten bir tadı yok. Sosu çok güzel yapmışlar zaten. Sos onun her şeyini bastırmış ama... Her şeyini bastırmış ama neden yiyeyim? Bir şey yok ki. Çok değil pişmiş mi? Bir tavuk gibi yani. Yok hocam, bu olayı yok bunun ya. Acaba ekmek var mı? Ekmek bassaydım şuna. Şöyle yapacağız. Bak, snail burada. Bundan korkuyorum biraz. Hmm. Beğenmedin, yüzün kötü. Hiç rahatsız edici bir tadı yok. Yeşilliklerle örttü onu. Hadi bakalım Ceyda Kasabalı, seninle gurur duyuyoruz. Asla onu yemem, bunu yemem deyip Fransa'da salyangoz yemiş kadın. At ağzına götür. İçim çok kötü. Yok yok, hiç korkma. Daha bir şey tadını almadın Ceyda. Ne? Ne oldu? Ne var? Patates çok iyiymiş de. Öbürünün tadı ne? Yok. O zaman? Ne gerek var, yiyorsunuz gerçekten. Beni bilgisin mahvediyor şu an. Don't touch the metal, it's very very hot, okay? Okay. Aslı geldi Ceyda'cığım. Ya Fırat ya, uff. Arjante. Arjante mi? Bu güzel işte. Diyemezsin böyle bir şey ya, güzel değil bence kesin. Bence en güzel yiyecek şu an burada bu. Onu bir de onunla yiyeceksin zaten. Ben onunla yemedim mesela. İçine iyice sok. Korkma. Hiçbir şey yok. Güzel. Bunun tadı böyle çıkar. Dürüst o. Tadı yok. Güzel değil ama. Yemem. Benim ağzımda bir şeyler oluyor. Yemeyeceğim bir daha böyle bir şey. Şefim çok güzel yapmışsın. Sağ ol Pierre. Şimdi daha da garip şeyler yemeye gidiyoruz. Çünkü Fransa'da garip şeyler yeniyor arkadaşlar. Afiyet olsun karıcığım. Neyse, en azından cezanı çektin. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor, zili bildirimi açmıştır. Zildirim. İkisini birden açmak. Bu önemli arkadaşlar. Zildirimi açtığı gibi ona gelir koşar. Bir de cancıklar var. Cancıklar bunların hiçbirini yapmadığı gibi düzenli gelir, videoda izler. Eğlenir, keyif alır, ondan sonra ben neden cancıkmışım ki der. Son zamanlarda şöyle şeyler görüyorum. Cancık olmaktan hoşlanıyorum. Canlar gittiği ülkede 10 numara 5 yıldız yemekleri buluyor. Tak 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 yiyor. Cancıklara önerilen yerler, turist kekleme noktaları çıkıyor. Teşekkürler efendim. Evet, Fransa'dayız. Fransa'nın Paris'inde. Paris'in en iyi çikolatacısında. Jean Paul Heaven Chocolatier. Her yer çikolatacı. Ama bir tane çikolatacı var ki şapka çıkarttırıyor. Fransızlara saygısını son derece kazanmış olan Jean Paul Usta'nın yerindeyiz. Jean Paul Usta. Hadi gidelim. What is your special chocolate? Special chocolate. The best chocolate. Best chocolate. Şunun küçüğünü al. This one. One of this. Small. Bir de bence makaron al. Oh, Ceyda, bu ne? Oh, kafam vurdu. Yavrum, kafam heyecanlanma vurdu o kadar. Asıl şu arkadaki ne? Vanilyalı şu arkadaki ne? Bu ne peki? Çikolata. Bence bir tane var. One of hot chocolate. I am ağlı orange. No. Jean Paul Usta nerede? Makaron. Bence al. Ya makaron. Ya da makaron tatmadan dönmeyeceksin maybe herhalde. Maybe 2-3. 2-3 ne ya? 2-3 tane yeter. 2-3 tane al zaten. Lollipop mu? Onu alalım. Evet. Bir de şurada değişti. Erir ama o. Biraz alınacak buradan çaklat. Kusura bakmayacaksın Fırat. Alalım zaten bak. Bu üstat bir çikolatacı burası. Üstat bu yani. Kenarda köşede dursun artık. Yarın öbür gün çeyizimize falan koymalık bir şey. Ceyda Kasabalı'yı çok tehlikeli bir yere getirdim arkadaşlar. Çok fenayım yani şu anda ben. Bakın şurada yapılıyor. Çikolatlar. Bisküviymiş de merak ettim.
güzel. Bunu da hatta atıştırmalıklar videosunda test ederiz. Atıştırmalıklara kadar ben nasıl bekleyeyim, bir ay var. Eda'cığım, jumpol aynı zamanda insanın iradesini kuvvetlendiriyor. Small box. What kind of macaron? Okay. Okay. Japanese lemon. Japanese lemon. What is this? Antep fıstığı mı? Pistachio. What? Pistachio. Anlamadım. I couldn't understand. Okay. Olsun. Bir antep fıstığı çıksın da maraz çıkartayım burada. Pistaşı mistaşı demeyin. Maraz Ali'nin kankası maraz çıkarıyor. Antep fıstığını alıyorsun, pistaş mıştaşı demeyeceksin bana. Yani ben burada sıkıntı yaratırım yani bu şeylerde. Esna. Okay, tamam. 45. Koyayım mı? Merci madam. İki gün durdun, hemen madamları yapıştırıyorsun ha. Abi, bence ramenci orası. İstiridye var, ördek var. Bak şefler çalışıyor. Ver şu sıcak çikolatanı tadına. Ne kadarmış, neymiş, öyleymiş? 180 euro mu? Ney? Ha, bu şeylerden aşkım. Buraya geliyorsun, 150 eurodan aşağısı yok. 150 euroyu veriyorsun. 9 çeşit yemek yiyormuşsun menüden. Starterlar bilmem neler. İçecekler de dahil, şarapları da dahil. 150 euroymuş. Hadi şimdi gidelim. O sıcak çikolatayı iç ve sus. O derece mi diyor? Biraz tadını çıkar. Niye bu kadar Japon var abi bu Fransa'da ya? İç artık. Hadi, çok heyecanlıyım ya. Bir sürü şey yiyeceğim Allah aşkına ya. Bu çikolata da. Evet. Yavrum, bu hatçaklı değildir bu. Bu çikolata. Erimiş çikolatadır bu. Belçika usulü bu. Belçilika. Yavrum, bu çok güzeldir bu. Tamam, ver, ben kendime döndüm. Çikolataları ne zaman yiyeceğim? Onlar da artık odada. Arabada ye bunları da. Gidelim. Çünkü daha ördek yemeye gidiyoruz. Ördek mi? Çaklatlarımızı deneme zamanı. Bir hava kararıyor. Evet. Ha, bu ne, makaron mu? O makaron. Bir tane ben makaron deneyeyim. Makaronu merak ediyorum ben. Makarona nefret ederim. Hadi önce sen bak. Çok ağladım. Bak, bu yumuşacık bir şey. İşin makaronundayız. Ha? benim yediğim makaronlar sert sert. Ye artık. Geriliyorum. Hepsini mi yedin? Tatlı da bir numara abi. Bak, burası tatlı steak bence. Yemin ediyorum, bileklik diye takarsın şey kutusunu. İpi. İpi. O kadar paramızı aldı, bir zahmet taksın. Bir zahmet. Instagram'a kutu açılışı çekseydim keşke. Unboxing'a mı çikolata açıyor? Mesela bundan bir daha yiyemeyeceğim için. Mesela şimdi ben bunun niye tadına bakayım da. Hücrelerime. Güzel canını, olanı hissettireyim. Hücrelerime canını sıkayım. Şimdi vasatla ne güzel idare ediyordum gibi bir fikrim olacak. Halbuki yediğim şeylerin güzel olduğunu evet düşünüyorum. Evet abi, Antep'ten sonra mesela et yemememiz. Laf bile edemem şu an. O kadar güzel. Ne farkı olabilir ki? Sen başka çikolata yemeye sevmiyorsun zaten. Ben bunları çeyizime koyacağım. Eklerde de böyleydi. İlk ısırıyorsun, bir tat geliyor. Biraz çiğniyorsun, başka bir tat geliyor. Tam bitirdiğinde ayrı bir tat geliyor ya. O notalar dedikleri şey, notalar. Onları vermiş adam. Çikolata ya. Jean Paul. Gerçekten sonradan geliyor tadı. Aa! Ben çok uzun zamandır ilk kez böyle bir şey deneyimliyorum. Çok uzun zamandır derken yani ilk defa bence böyle bir şey deneyimliyorum. Ekler öyle bir şeydi ki yiyorsun, katman katman tatlar değişiyordu. Aslında eklerin ismi bu yüzden ekler. Ek tatlar geliyor çünkü ağzına. Doğru bak, doğru bir yaklaşım yaptım. Yapmadın mı lan, yoksa yanlış bir yaklaşım? Sanki ufak bir saçma oldunuz. Sen bunu yiyecek misin? Tabii ki de. Ben bir tane şuna bakmak istiyorum, şuna. Aha, influencer gör. Oha, çok iyi. Ne o? Ya ben de kız mı giysem o zaman? Kız. Allah'ım, çok güzel. Neden bu kadar az aldık? Ya, kız arka ayağını, ön ayağını arkaya atarak, arka ayağını öne alarak popo büyütme tekniğine fotoğraf çekildi. Evet, ayağını da arkalı önüne alarak şu an önden zayıf görünme tekniğini de kullanıyor. Arka topuğunu da hafiften ayağa kaldırdı, popoyu dikleştirdi. Bunların hepsini öğrendik hocam. Yemezler artık. Güzeldi. Tatlı konuştuk. Sonunu da tatlı bitirelim dedik. Umarız izlerken bir nebze olsa buraları böyle görmüş gibi keyif almışsınızdır. Ki daha bitmedi. Disneyland asıl bölümü bir var. Asıl bir Disneyland gelecek ki Allah. Ben de bilmiyorum. Güzeldir herhalde. Karşınızda böyle yemekler yedik gibi oldu ama maalesef içeriğin olayı bu. Zaten kurbağa bacağıydı, bilmem neydi. Neyse. Dilerim siz her yerde her zaman çok çok daha güzellerini yeme fırsatı bulursunuz. Hepinizi öpüyorum. Canlarım benim. Ah, sevgili. Oh, kafam vurdu. Miam miam.